Mondial UT motorunu komple sökeceğiz. Şimdi hazırlıklarını yapıyor. Bir adam anlatması var. Conta aldık, krekin aldık, sıvı conta aldık. Bir şekilde keseceğiz bakalım. Hadi hayırlısı. Şimdi üst kapağı çıkartıyoruz. Yağı şu kısımdan damlatıyor. Havu kısmı. Sıvı jonta sürdük ama 5 para etmedi. Bunu da buraya niye koyduysak artık. Şöyle ayak kapkara oldu. Bir motor sana sıkıntı açmıyorsa veya bir yerden arıza açmıyorsa o motor motor değildir. Bu kesin. Avankarda Zorro'dan Mondial UT'ye geçiş yaptık. Anasını satayım. Ben ne Sibop ayarlamasını ne de yağ değiştirmesini bilmiyordum. Daha şimdi motorun silindirini söküyoruz. Yani esasdan motormuş Mondial UT. Şimdi bu yazın bu bir daha kilitleyecek. Belki. Ben yaparım abi, sıkıntı yok. Bu saatten sonra zaten silindir sökmeyi öğrendik. Üst kapakta sökmek de eksentrik de var ya. Anam ölüm ölüm. Söküp takması. Şu an ben zaten ilk defa söküyorum. Bozulursa başka motorum bakacağız Allah'ın izniyle. Bozulsa da sıkıntı yok yani. Yapıyoruz diye. Motoruna 200 lira param geçti. Bu çok koydu bana. Arkadaşlar göründüğü gibi zor bir şey yok motorunu söküp takmasında da. Ustalık istiyor biraz. Hem de dediğim gibi bu motor üretti ustalığı bize. Buraya uygun alet bulabilseydim. Dünyalar sizin olsun. Bu alet benim. Allah Allah. Allah Allah. Bir yerden bir şey çıkacak illa. Arkadaşlar eksantriği söktük. Eksantrik bir şeyse eksantrik zinciri. Bir siliniri komple açacağız bakalım. Hiç de yağ atmamış motor. Yağ atmış, kapkara yağ atmış. Bu da motorun içine tutunmuş. Sarmış yani motorun içine. Sinemada gitti mi? Kapat Resul. Arkadaşlar sözde biz motoru getirdik, göndermiştik, yapılmıştı sözde. Şu an motorun piston bölümü, şu jontamız. Üst bölümü çeker misin? Üst bölümü. Siboplarımız burada, eksantrik var. Eksantriği buraya aldım ben. Nerede? Eksantrik burada. Dişli sağ bu. Bunları kaybetmeden. Şimdi arkadaşlar benim motorumun sıkıntısı şu bölümden yağ kaçırıyordu. Ha bu bölümden. Buraya da ne kadar sıvı conta alabiliyorsa doldurmuşlar, Allah razı olsunlar. Güya ustalık yapıyorlar bana. Eksantrik zincirimiz bu arada. Keskiyle şunu bir alalım. Bu contanın hiçbir şeysi yok diyeceğim ama yalan konuşmuş olurum. Bu motor yağ kaçırıyor ama neden?
Vallahi neden? Jontam yepyeni. Yeni duruyor yani. Ama neden kaçırıyor? Şimdi şu bir gazlayalım ya. Hepsi çıkacak ortaya. Gel bakayım. Ben vallahi bir şey bulamadım motora bahane. Vallahi bulamadım. Ne yalan konuşayım. Anan amı anan. Resul az kapat. Arkadaşlar işte güya yaptırdığımız motorun yağ kaçıran bölümü tam bu bölgeydi. Yani tam egzozun altı. Ha bu gösterdiğim bölge. Üstü eksentrik arkadaşlar. Eksentriğin bulunduğu bölge. Spot başlarını çevirmesi için. Motorun kendisini çevirmesi için. Eksentrik zincirimiz burada haricinde. İçeri kaçırmadık. İçeri kaçırmamak da çok önemli. Eksentriğimizin dişlisi. Eksentriğin kendisi. Orada vidaları. İşte benim sıkıntım. Aa buradan yağ kaçırıyordu motor ama. Amma lakin. Aa bu bölüm. Bölüme sıvı jonta mı sürsek? Sıvı jonta anında yakar gerçi değil mi? Ben burayı güzel yine sileyim bence. Olmadı. Orijinal jontalarını da karız. Kendisinin gelen. Bu arada izallah şifali bir arası bulma. Şu bölüm. Acaba ben bu üst kapakta sıkıntı var mı bakalım ama. Üst kapakta sıkıntı yok gibiye benziyor. Aynen. Birazcık yavaş ama sıkıntı yok. Bu neymiş ki? Sıvı janta bunu. Bölümlere de sürülmüş. Bunu aynen geri koyacağız Allah'ın izniyle. Eyvallah. Ha bu bölüm. Bölüme ne yaparız? Bu bölüme ne yaparız? En alt kapak da geliyor. Jonta mı? Üstten mi alttan mı kaçırıyordu? Bir ışık. Aa parmağım. Yok hiçbir sıkıntı yok gibi benziyor. Ama sıkıntının büyüğü burada açıkçası. Bir de ne kadar yağ birikmiş kapkara ya.